3 gündür gerçekten Hakkari'de yaşanılanları herkes izledi, tanık oldu. Bir asker inmemişti, o da postallarıyla indi. Hakkari bu kadar kolluk kuvvetiyle birlikte aynı zamanda kışlalarından çıkan askerlerle de bu kayyum döneminde karşılaştı. Bu bir darbe hukukudur dediğimiz zaman birileri sanırım anlamak istemiyorlardı. Gerçekten Hakkari'de tam bir darbe yaşanılıyor. Tam bir darbe. Dünden beridir adım atamıyorduk. Attığımız her adımda önümüzü kesen kolluk, bizi engelleyen kolluk, açıklamalarımızı engelleyen, halkımızla buluşmamızı engelleyen bir önlemle karşılaştık. Evet, bu tür önlemleri genelde suçlu olanlar alır. Eksik, yanlış yapanlar alır. Hakkari'de de, Colamerk'te de eksik ve yanlış yapanlar 3 gündür bizi halkımızla buluşmamızı engellediler. Bakın biraz önce sokağa çıktık, halkımızla buluştuk. Hakkari yıkıldı mı? Kimsenin başına bir şey mi geldi? Ayağı taşa mı değdi? Bizim bir araya gelmemizden korkanlara buradan bir çağrı yapmak istiyoruz. Kayyum atıyorsunuz, halkla buluşmamızı engelliyorsunuz. Bunun adına demokrasi diyorsunuz. Bunun adına sandık sonucu diyorsunuz. Erdoğan seçimlerden hemen sonra sandıktan çıkan iradeye saygı duyacağız demişti. Peki Hakkari'de sandık sonuçlarına saygı duydu mu? Hayır. Hakkarililerin iradesi bunun dışında demek istedi. Biz bu kayyumcu anlayışı 2 dönem gördük. Kentlerimizi tahrip ettiler, kültürümüzü yok etmeye çalıştılar. Değerlerimize saldırdılar. Halkımıza o belediyeleri olanaklarını kapattılar. Belediyeleri borç batağına batırdılar. Seçimde büyük bir, sadece bu sebeple dahi olsa büyük bir yenilgi aldılar. Ama yine pes etmediler. Üçüncü bir defa daha kayyum atadılar. Bunun adı demokrasi değil. Bunun adı seçim sonuçlarına saygı göstermek değil. Bunun adı Kürt'ün iradesini tanımıyorum. Kürt'ün iradesine kayyum atıyorum. Bunun adı siyasi bir darbedir. Bunun adı kayyum darbesidir. Bunun adı ikili hukuktur. Kürt halkının iradesine düşmanlık yapmaktır. Değerli halkımız, sandık niye konulur? Seçimde yarışmak için. Biz sandıkta eş başkan adaylarımızı çıkardık mı? Çıkardık. Hakkari halkı sandığa giderek oylarını bütün baskılara rağmen kullandı mı? Kullandı. Sandığın sonucunda Hakkari'de ne çıktı? DEM Parti çıktı. Peki bizimle bütün olanaklarıyla yarışan, baskıyla, zorla, kaçak seçmenle Hakkari halkının iradesini boşa çıkarmak isteyenler ne yaptı? Yenildi. Şimdi ben yenildim ama sandık sonucunu tanımıyorum diyorlar. Emin olun, sandık sonucunu tanımayanları biz de tanımıyoruz. Sandık sonuçlarını yok sayanları biz de yok sayıyoruz. Hakkarili kadınların, gençlerin, halkımızın alın teriyle alınmış bu yerel yönetim sonucuna kayyum atayanların biz kendilerini tanımıyoruz. Kayyumu tanımıyoruz. Mehmet Sıddık yoldaşımızın, Viyan Tekçe belediye eş başkanımızın iradesine atanan kayyumu tanımayacağız. Ve buradan bir kez daha sizin huzurunuzdan çağrı yapmak istiyoruz. Bu yanlışınızdan vazgeçin. Başka yerlerde uygulamış olduğunuz o antidemokratik hukuku bile burada uygulamıyorsunuz. Madem belediye eş başkanımızı aldınız, bunu kınıyoruz, eleştiriyoruz. Hakkari Belediye Meclisi kendi iradesini tekrar seçsin. Ama Kepez'de, İstanbul'da, Türkiye'nin başka yerinde belediye eş başkanı, belediye başkanları alındığı zaman meclise seçtiren irade Hakkari'ye seçtirmiyor, kayyum atıyor. Emin olun, Kürt halkının hafızalarından bu kayyumcu, bu zor, bu Kürt'ü yok sayan, Kürt'e düşmanlık yapan pratiklerinizle anılacaksınız. Kürtler sizin bu kötülüklerinizi asla unutmayacaktır. Emin olun,
Bir sonraki sandık yarın mı kurulur, bir yıl sonra mı kurulur? Onu çok bilmiyoruz ama bu Kürtler başta Hakkari olmak üzere Col Emirk halkı olarak sizlere mislisiyle sandıkta cevabını verecektir. Biz Hakkari halkının iradesini savunacağız, sahipleneceğiz. 3 gündür bunu yapıyoruz. Bundan sonra da vekil arkadaşlarımızla, genel merkez yöneticilerimizle birlikte bu yanlış karardan hükümet dönünceye kadar Hakkari halkıyla, Col Emirk kadınıyla, gençleriyle, irademizle birlikte burada olacağız. Hakkari halkı yalnız değil, Türkiye'nin dört bir yanında demokrat, ilerici, sol, sosyalist çevreler, hatta muhafazakar partiler, İYİ Parti dahil olmak üzere bu kayyumcu zihniyete hayır dedi, yanlış olduğunu belirtti. Hükümet, Türkiye kamuoyunun kayyumlar konusunda ortaya koymuş olduğu bu iradeyi görmelidir. Kayyumun Türkiye'ye bir yararı yok, demokrasiye yararı yok, halklarımızın kardeşleşmesine yararı yok. Kayyum Kürtleri ayrıştırmaktır, Kürt iradesini yok saymaktır. Onun için tezelden bu yanlıştan dönülmeli. Bu yanlış başka bir yerde asla tekrar edilmemelidir. Kürtler kesinlikle iradesine sahip çıkacaktır. Türkiye halkları kesinlikle iradesine sahip çıkacaktır ve irademizi sahipleneceğiz. Bugün burada olduğu gibi. 3 gündür bizimle birlikte gece gündüz birlikte olan, uyumayan, halkın iradesini sahiplenen Hakkari halkını tekrar saygıyla selamlıyor. Bu kayyum iradesini hep birlikte mahkum ettiğimizi belirtiyor. Bu kararı tanımadığımızı bir kez daha söylüyoruz. Teşekkürlerimi sunuyorum.